2021 yeni seçilen yönetim kurulu olarak ilk toplantımızı yaptık. 31 Ekim 21 pazar akşam gençlik gecesiyle yeni dönem faaliyetlerimizi başlattık. 16 Kasım 2021 KAFET Antalya delegasyonu olarak KAFET genel kuruluna hazırlık toplantısı yaptık. 21 Kasım 2021 Antalya Çerkez Derneği üyelerimizle kahvaltıda buluştuk. 22 Kasım'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ettik. 25 Kasım 21 Ahter platformu ile Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı'yı ziyaret ettik. 26 Kasım Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal'ın dernek başkanları ile buluştuğu kahvaltıya katıldık. 27-28 Kasım federasyonumuzun 10. olağan genel kuruluna katıldık. 30 Kasım 21 Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen'i makamında ziyaret ettik. 14 Aralık 2021 Uluslararası Göçmenler Günü etkinliğine katıldık. 21 Aralık'ta Yönetim Kurulu Başkanımız Haydar Tümörle Çoğulcu TV'ye konuk oldu. Aralık 21 yeni dönem çalışma programlarımız belirlendi. Bu kapsamda Nibjo Çocuk Kulübü, dil kursları, akordiyon kursumuz başladı. 13 Ocak 22 Çarşamba çalışma komisyonları ve istişare toplantısı yaptık. 15 Ocak geleneksel şelame gecemizi gerçekleştirdik. 21 Ocak 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarını ziyaret ettik. 21 Ocak 28. Uluslararası Gıda Fuarına Adige Cumhuriyeti'nden katılan firma temsilcileri ve KAFET Genel Başkan Yardımcısı Tuğran Akın ile birlikte Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen'i ziyaret ettik. 18 Ocak Çerkezya Tarih ve Sosyal Araştırmalar Merkezimiz Antalya'da açıldı. 18 Ocak Çerkez El Sanatları kursumuz Yediç Selma Kankuş eğitmenliğinde başladı. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'nde ana dil kursiyerlerimiz bir video hazırladı. 14 Mart Çerkez Dili ve Yazı Günü nedeniyle Anavatan ile birlikte diktant etkinliğine katıldık. 29 Mart KAFET Başkanlar Kurulu toplantısına katıldık. 23 evlerde misafir ediyorduk. Şu anda oteldekiler çıktı ve bir kısım evlerde ve Yeleme'de misafir ettiklerimiz var. Ben o yüzden özellikle Yeleme'deki evlerini açan, Antalya'da evlerini açan bütün hemşerilerimize buradan çok teşekkür ederim. Ve özellikle Yeleme muhtarımız Musa Atat aramızda olacak ama gelemedi şu anda. Muhtarımız Musa Atat'a da çok teşekkür ederiz. Onları Yeleme'de sahipsiz bırakmadı.